Hakan Albayrak Lucy. Reyhanlı kaymakamı Yusuf Güler'in nazik davetini geri çeviremeyip Reyhanlı'ya gittim. Kaymakamlıkta görüştük, tartıştık. Bükülmez Karakol Komutanı Yüzbaşı Volkan'ın Suriyeli yaralıları içeri almaması yüzünden iki kardeşimizin öldüğü iddiasını bir kenara bırakıp başka şeyler konuşmak istediği, o komutan yerine benimle ve arkadaşlarımla uğraşmayı tercih ettiği için lafı uzatmadan gitmek üzere kalktım oturmamı istedi. Lucy denilen köpek yüzünden kapının daha evvelde Suriyeli yaralılara ve hatta insani yardım geçişine günlerce kapalı tutulduğunu biliyor musun diye sordum. Hayır deyince dünyadan haberi olmayan bir kaymakamla daha fazla vakit kaybedemeyeceğimi ifade edip çıktım odasından. Lucy belki de Lucy veya Lucie diye yazmak lazım bilemiyorum. Elimde fotoğrafı var çok güzel bir köpek. Bükülmez karakolunun maskotu Komutanın cancağızı. Günlerden bir gün Suriye tarafına geçip bombardımandan kaçanların oluşturduğu çadır kentte kaybolmasın mı? İşittiğime göre Suriyelilere yardım yetiştirmek için çırpınan insani yardım gönüllülerine ben yoruldum, siz de yorulun. Bu kapının kapatılması lazım. Suriyelilere hizmet etmek istemiyorum beni şikayet edin de buradan alsınlar deyip duran ve Suriyelilere posta koymak için daima fırsat kollayan yüzbaşı gürlemiş tabi. Lucy bulunup getirilene kadar kapıyı kapatıyorum. Yardım geçirmiyorum, yaralıları almıyorum. Suriyeli devrimciler çaresiz Esed'i, ışidi bırakıp Lucy'yi bulmak için seferber olmuşlar. Meğer Lucy bir şekilde Hama'ya kadar gitmiş. Bulunması dört gün sürmüş. Bu zaman zarfında yaralılar gerçekten de Türkiye'ye alınmamış. İki gün boyunca da Suriye tarafına insani yardım geçişine izin verilmemiş. Neticede Hama'da bulup getirmişler Lucy'yi. Komutana törenle teslim etmişler. Yüzbaşı Serkan çok duygulanmış. Şefkatle sarılıp yüzünü öpmüş Lucy'nin. Dört kişiden ayrı ayrı dinledim ve bölgedeki pek çok kişiye, Türkiyeliler Suriyelilere teyit ettirdim bu hadiseyi. Suriyeli bir devrimci çok acı bir espriyle dedi ki, Lucy kadar kıymetli olmadığımızı elbette biliyoruz. Fakat o köpeğe kurban edilecek kadar aşağılık yaratıklar da olmadığımızı takdir edersiniz.'' Daha neler neler uzatmak istiyorum. Bir faydası da olmuyor zaten. Kaç gündür yaprak kımıldamadı. Kaymakam ve yüzbaşının özgüveni yerli yerinde. İşlerini her zamanki hal üzere devam ettiriyorlar. Bu arada benimle görüşüp şikayetlerini anlattıkları için Suriye tarafının kulağını çekip duruyorlarmış. Türkiye kapısında can veren iki Suriyelinin acı hatırasıyla ilgilenmiyorlar, benimle uğraşıyorlar. Kendileriyle uğraşan bir devlet iradesi görmedikleri için olsa gerek. Gayet rahatlar. Haddimi bilememiştim. Şimdi bildim. Geçen yazıda duyurduğum konuyu yazmaktan da vazgeçtim. Bir de bizimkilerle boğuşmak zorunda kaldıkları için Suriyeli devrimci kardeşlerimden kendi adıma özür dileyip konuyu kapatıyorum. Allahumma sabirin. Hasbinallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Hakan Albayrak, Star.